mozaiğine sahibiz ülkemizde. Onun en önemli değerlerinden biridir Neşet Ertaş. Bu güzel türkülerini onun o nadir sözleriyle çeşitlendirilmiş bu türküleri senfonikleştirerek seyircimize sunacağız. Çünkü çok sesli müziğin türkülerimizle de harmanlanabileceğinin güzel bir örneğidir aynı zamanda. Büyük bir halk ozanı, büyük felsefeler içeriyor sözleri. Gerçekten onu hissederek söylediğiniz zaman zaten türkünün anlamını karşı tarafa verebildiğimizi düşünüyorum. Çünkü öyle büyük bir ifade, öyle büyük bir felsefe, erdem, her şeyi barındırdığı için bir şan opera sanatçısı olarak bu türküleri bu şekilde yorumluyor olmanın verdiği mutluluğu ayrıca ben kendim yaşıyorum. Yılında Neşet Ertaş'ın senfoni ile buluşmasını yaşadık. İlk premierini de Kırşehir'de yaptık 2014 yılında. Serdar Yalçın'ın düzenlemesiydi. İnsanlığıyla, önce hayata bakışıyla, önce alçak gönüllülüğüyle özel bir insan olduğunu bize hep gösterdi. Günümüzdeki insanların değer verdiği şeylerin çok dışında şeylere değer vererek aslında insanlara anlatmadan gösterdi birçok şeyi. Sahiden kurbanım. İnsan karakteri de zaten böyle güzel şeyler çıkarttı ortaya. Çünkü içinde duygu vardı. Hiç içinde şey yoktu. Para kazanma hırsı, çok büyük hırsları olmayan bir sanatçıydı bu anlamda. Ama sanatı çok büyüktü. Çok güzel anlattı, çok güzel ifade etti kendini insanlara. Ben Neşet Ertaş'ı sevmeyen hiç insan duymadım, görmedim de. Bunun sebebi de herhalde her kalbe girebilme yeteneğiydi. Üzüldüğüm şey keşke o yaşarken de yapsaydı bunu, o da izleseydi diye hep Kırşehir'de söylerken de bunu düşündüm. Keşke orada oturuyor olsaydı. Kesinlikle çok büyük keyif alacaktı. Çünkü yeniliklere de açık bir insandı. İçinde hüzün mü, mutluluk mu var derseniz bence hepsi tam anlamıyla, tam keyfince ve yeterince var. Bunu zaten hareketli parçalarında da keyif alıyorsunuz. Hüzünlü, aslında hareketli parçaların içinde az biraz bile hüzün var, biliyor musunuz? O yüzden her parçası ayrı keyifli ve ben gerçekten senfoniyle birleşmiş olmasından dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum.